videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çeşitli taşıtları göstereceğiz ve isimlerini söyleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol yazısına basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuzu başlatalım. Taşıtlar bizi bir yerden başka bir yere götürmeye yarayan araçlardır. Bunların arasında en çok gördüğümüz ve sevdiğimizle başlayalım. Araba. Bizi bindiğimiz zaman arkadaşlarımızla ya da ailemizle evimize ya da tatile götüren toplu taşıma aracıdır. Otobüs. Eğer aceleniz varsa sizi hemen istediğiniz yere götürmek için çalışır. Taksi. Hastaları hastaneye çarçabuk götürmek için görevlidir. Ambulans. Bir yerde yangın çıkarsa ona su taşıyan ve üzerinde birçok kahraman itfaiyeciyi taşıyan kocaman bir araca ne denir? İtfaiye aracı. Herkesin çok sevdiği ve yazın sahilde binmekten çok hoşlandığı iki tekerlekli bir araç var şimdi sırada. Bisiklet. Aman çocuklar, bisikletinize binerken mutlaka arabalara ve trafikteki tehlikelere karşı dikkatli olun. Eğer bisiklet size yavaş geliyorsa ve pedal çevirmekten yorulduysanız bisikletin daha gelişmiş ve motor takılmış hali var. Motosiklet. Artık elektrikli araçlar var ve doğayı kirletmeden daha uygar yaşam sağlıyorlar. İşte onlardan bir tanesi. Scooter.
Eğer tatilinizi yürüyen bir evde geçirmek istiyorsanız mutlaka onunla yola çıkın. Karavan. Onun motoru yok ve bebekleri taşıyor. Anneniz ya da babanız ittirerek götürüyor. Mutlaka her bebek ona biniyor ve her bebek onu çok seviyor. Bebek arabası Puset. Çok kar yağdığı günlerde binerken çok eğlendiğimiz, motoru olmayan ve sadece karın üzerinde kayarak giden araçtır. Kızak. Çiftçi amcaya tarlasını sürerken kolaylık sağlar ve böylece biz daha çok meyve ve sebze yeriz. Traktör. Peki yere döşenen raylarda giden taşıta ne denir? Tren. Peki güçlü bir motoru olan ve o raylarda sıra sıra giden vagonları çeken araca ne denir? Lokomotif. Eğer treni biraz daha hızlı gitsin diye geliştirip yerin altına tüneller yaparak yine raylar döşeyip koyarsak ne olur? Metro. O da rayların üzerinde gider ama yerin altında değil üstünde gider. Şehir içinde kolay ulaşım sağlar. Tramvay. Şimdi kafamızı gökyüzüne kaldıralım. Evet, o kocaman kanatlarıyla gökyüzünde kuş gibi uçan nedir? Uçak. Üzerinde bir pervane olan ve istediği yerden kalkan, istediği yere konabilen harika bir uçan taşıttır. Helikopter. İçi havadan hafif bir gazla doldurulur ve bu sayede o kocaman balon gökyüzünde sakince süzülür. Zeplin. Tellerde asılıdır ve bir oraya bir buraya gider gelir. Teleferik. Küçücük bir taş suya atılınca hemen batar. Ama bu kocaman demir yığını nasıl oluyor da batmıyor? İşte bu da harika bir icat. Hem de kocaman. Gemi. Martılara simit atarak keyifli bir deniz yolculuğu yaptığımız ulaşım aracıdır. Vapur. Arabanızla giderken yolunuza deniz çıkarsa o denizi nasıl geçersiniz? Tabii ki araba ve yolcu taşıyan kocaman bir taşıt var. Feribot. Eğer balık tutmak istiyorsanız mutlaka onunla masmavi denizlere açılmanız gerek. Tekne. Peki motoru olmayan ve havayla şişirdiğimiz için denize batmayan araca ne denir? Bot. İşte bu videomuzda karada, havada ve denizde giden taşıtları öğrendik. Diğer videolarımızda mutlaka seyredin. Harika şarkılar ve birbirinden güzel videolarımız var. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı kaçırmayın.